Evet, görmüş olduğunuz suyu içmiyoruz. Evet. Şu anda Kara Mustafa Çatal İnler mevkisindeyiz. Ve çok güzel bir burada çeşme var. Meliha Köseoğlu, Arif Köseoğlu tarafından 2014 yılında hayırsever vatandaşlarımız tarafından bu çeşme yapılmış. Ama bu çeşmenin evveliyatı var arkadaşlar. Çok eski bir çeşme ve su gürül gürül akıyor, bakın gürül gürül akıyor. Bu çeşmeden arkadaşlar Çerkeş halkı geliyor, bidonlarını doldurup Çerkeş'e gidiyor. Sakına mı sakına bu suyu içmeyin arkadaşlar. Bu çeşmeden şu anda zehir akıyor arkadaşlar. Bildiğiniz zehir akıyor. Bu su arsenikli bir sudur. Nereden biliyorsunuz derseniz, bu çeşmede Çerkeş Toplum Sağlığı Merkezi'nde bulunan sevgili Abdullah abimiz bunu analiz yaptırıyor. Emekli olmadan önce burayı analiz yaptırıyor ve bu suda arsenik çıkıyor. Fakat köyün suyu az olduğundan arsenikli olan bu suyu ne yazık ki, ne yazık ki diyorum, tabela asamıyorlar. Asıl skandal bu arkadaşlar. Tabela asmıyorlar. Sadece halka diyorlar ki siz bu çeşmeden suyu içmeyin. Ve halk bu çeşmeden, yani bu yörenin halkı bu suyun arsenikli olduğunu biliyor ama Çerkeş'ten gelen insanlar bu suyu alıp Çerkeş'te sanki şifalı bir iş gibi bu suyu kullanıyorlar. Arkadaşlar şimdi asıl mesele şu. Kara Mustafa köyünün içindeki içme suyunun kaynağı farklı bir kaynak. Ama şu var. Bu yöredeki sularda anlaşılıyor ki arsenik miktarı fazla. Peki köyün suyunun analizi yapıldı mı? Köy halkı şu anda sağlıklı bir su içiyor mu? Bilmiyoruz. Bunu da yetkililere bırakıyorum. Ama burada sesleniyorum. Bu suyu içmeyin. Bu suyu arabanızda gelip bidonlara doldurup Çerkeş'e gidiyorsunuz. Sakın ha bunu yapmayın. Çünkü bu suda arsenik tespit edilmiş seneler önce. Arsenik miktarı yeniden ölçülmesi lazım. Ha suyun fazla olup az olmasıyla arsenik miktarı değişebilir. Ama arsenikli bir su. Onun için yetkililere sesleniyorum. Bu suyu insanlar kullanıyor. Onun için buraya bu su tehlikelidir, kullanmayın tabelasını biz bekliyoruz ve istiyoruz. Hayvanlar içiyor ama insanlar bu suyu kullanmasın diyoruz. Çerkeş Vuslat Haber okurları, size bahsettim ya, Çerkeş halkı geliyor bu hayrattan suyunu doldurup Çerkeş'e gidiyor. Abi sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Kav. Çerkeşliyim. Su almıyorum buradan. Tamam. İsmail. Peki bu suyun zehir aktığını biliyor musunuz? Onu bilmiyorum acaba. Peki bu suyu neden alıyorsunuz? Bakın. Vallahi bize ağız tadınıza iyi geliyor. Ama bu su arsenikli bir su. Yani bu su bu çeşmeden zehir akıyor. Ve biz haberleştirdik. Çerkeş halkını uyaralım diye biz buraya geldik ve arkadaşlar görüyorsunuz, insanlar bu suyun zehirli olup olmadığını bilmiyor. Neden? Ben olsam ben de alabilirim. Çünkü ağız tadıma güzel geldiği için ben de alabilirim. Hiçbir tabela yok. Yani insanlar bu sudan içmesin diye bir tabela asılsaydı bu arkadaş gelirdi, buradan bu suyu doldurmazdı. Evet. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Yani arsenikli bir su. Arsenikli bir su. Yenge, çoluğumuza çocuğumuza bu zehirli suyu içireceksiniz. Ne diyorsunuz? Öyle bir şey su içirmem ben. Niye içireceğim? Evet, zehir arsenikli bir su. Kendimi neye zehirli? Evet, tahlili yapılmış. Tahlili yapılmış zamanında. Arsenik çıkmış. Ve arsenikli olduğu için halkına demişler ki, köy halkına tabii. Siz bu suyu kullanmayın. Ama suyu da hani az olduğu için bir tabela asmak bile akıllarına gelmemiş arkadaşlar. Biz de bunu haberleştirdik. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Suyu kullanmanızı istemiyorum. Eğer yine de kendi şeyiniz zehir akan bir çeşmeden su kullanılmaz. Anladım. Peki ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Halkına buradan tekrar sesleniyorum. Lütfen
bu suyu kullanmayın. Arsenikli bir sudur ve çoluğunuza, çocuğunuza, torununuza, bebenize bu suyu içirdiğiniz zaman sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Uyarıcı tabela olmadığı için de yetkililere buradan sesleniyorum. Senelerce bu su kullanılmış. Yeter artık diyorum. Yetkililer tekrar gelsin. Ölçümlerini yapsınlar. Ölçümlerini yaptıktan sonra da eğer suda bir şey çıkmazsa zaten sıkıntı yok. Ama zamanında yapılmış arsenikli bir su olduğu için biz bu haberi yaptık. Bütün Çerkeş halkına buradan sesleniyorum. Kesinlikle bu suyu kullanmayın.